Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda 3 yıl önce aldığım Epson L3151 ile ilgili yaşadığım deneyimleri size aktaracağım. Beni takip edenler, kanala abone olanlar bilir. Daha önce ben Kasım ayında, bundan 3 sene önce 2020 Kasım ayında bir yazıcı almıştım. Tanklı yazıcıydı bu. 3151 modeliydi Epson'un. Parasını vererek kendim aldığım bir yazıcı bu arada. İşbirliği vesaire değil. Hala da bir işbirliği vesaire değil bu arkadaşlar. Onu da altını özellikle çizeyim. Aradan geçen 3 yılda birçok farklı video çektim ben bu yazıcı ile ilgili. Çünkü çok soru geldi videonun altına. Hakikaten de hala da gelmeye devam ediyor. İşte öğretmenim nasıl bir yazıcı alayım? Şu işi yapıyorum nasıl bir yazıcı alayım? Şu kadar baskı alıyorum nasıl bir yazıcı alayım? Gibi sorular çok geldi. Ben de bunlarla ilgili ayrı videolar çektim. Hatta daha önce bir yılın ardında ve ikinci yılın ardından olan iki tane daha video çekmiştim. Bu video dördüncü video. Yani neden aldığım videosu çektim. Daha sonra birinci yıl, sonra ikinci yıl. Bu da üçüncü yıl videosu oluyor. Şöyle bir baskı aldım ben. Biliyorsunuz yazıcılarda bugüne kadar yani açıldığından bu yana kaç sayfa basıldığını görebiliyorsunuz. Bunu ekranda göstereceğim size detaylarını. Ben yazıcı 2020 yılının Kasım ayında almışım. Hatta 7 Kasım. Bugün de 7 Kasım. Video 7 Kasım'da çekiyorum. Belki bir iki gün sonra yayına vereceğim. Yani tam 3 yıl olmuş. Toplamda bastığım sayfa sayısı 7902 olmuş arkadaşlar. 38 tane sayfa boş basmışım. 6685 tanesi renkli olmuş. 1169 tanesi de siyah beyaz olmuş. Borderless dediğimiz yani fotoğraf baskısı da almışım. 10 tane de fotoğraf baskısı almışım. Hani gerçekten de bayağı kullanmışım. Özellikle eşim ve çocuğum çok kullanıyor bu yazıcıyı. Çünkü eşimin işinden, çocuğun da okuldan dolayı bayağı bir baskı alıyoruz. Peki bu 3 yılda ne kadar tüp gitti? Daha doğrusu böyle mürekkep gitti diye soracak olursanız. Bundan 2 tane geliyor arkadaşlar. Diğerlerinden birer tane geliyor. Yani toplamda 5 tane tüp gelmişti. Tabii ki siyah daha hızlı bitiyor. Bunun temel sebebi renkli baskı da alsanız içinde bir parça da olsa siyah kullanılıyor olması. Ben Haziran ayında yani bu yılın Haziran ayında özellikle siyah çok azalmıştı. Diğerlerinde biraz daha vardı ama siyah çok azalmıştı. Böyle bir set daha aldım. Bunlar aldığım ikinci set benim. Epey de doldurdum. Siyah yine az şu anda bayağı bir hani diğerlerine göre daha çabuk tüketiyor siyah. Siyah yine böyle bir şekilde duruyor. Güncel fiyatlarına bakarım. Şimdi ben konuşurken ekranda da gösteririm onları. Tabii hangisi azalıyorsa ondan almanız daha mantıklı ama ben hani hepsi azalmıştı. Hadi dedim bir seferde alayım. Zaten her şeyin fiyatı da arttığı için çok da bekletmeden almak istemiştim. Tabii rakamlar değişken yazıcıyı almadan önce bu tip tüplerin, kartuşların işte ne bileyim toneri varsa tonerin fiyatına bakmanızı öneriyorum. Şimdi yazıcıyla ilgili deneyimlerimden aktarayım. Tarama özelliği var. Biz çok kullanmıyoruz. Hani arada kullandığımızda oldu bu arada. Bir şeyin fotokopisini çekerken veya işte çoğaltmak istediğimizde tarama özelliğini kullanıyoruz. Bilgisayardan da kullanılabiliyor. İsterseniz buradan da kullanabiliyorsunuz. Yani burada mesela siyah, beyaz ve renkli olmak üzere iki farklı baskı türü alabiliyorsunuz kopyalamada. Bir kere basarsanız bir tane, üç kere basarsanız üç tane kopyasını üretiyor. Ya renkliye basarsanız renkli, siyaha basarsanız siyah olarak yapıyor. Bunun dışında Wi-Fi özelliği çok önemli ki ben zaten gelen sorularda en çok onu özellikle belirttim arkadaşlara. Wi-Fi özelliğinin olması önemli. Neden önemli? Şundan dolayı. Birden fazla bilgisayarla kullanacaksanız bu iş yeri olabilir, eviniz olabilir. Bir bilgisayara bağlamak zorunda değilsiniz. Bir kere kurulum yaptıktan sonra bilgisayardan söküyorsunuz ki ben öyle kullanıyorum. Bir kenarda duruyor yazıcı. İsteyen herkes tabii ki ağı için olmak kaydıyla bu yazıcıdan baskı alabiliyor. Bir de güzel bir özelliği var. Maille de baskı alabiliyor. Yani bir e-posta adresi atıyor size Epson. O e-posta adresine gönderdiğiniz her şeyi bir PDF olabilir, fotoğraf olabilir vesaire. Doğrudan doğru dünyanın herhangi bir yerinden baskı alabiliyorsunuz. Ben bu özelliklerini çok beğendim. Genelde sorulduğu zaman da, tavsiye edildiği zaman da genelde diyorum ki mutlaka Wi-Fi ile alın. Çünkü eğer Wi-Fi ile almazsanız ne olur? Onu da söyleyeyim. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bilenler zaten biliyordur. Wi-Fi ile almadığınız zaman şöyle bir durum oluşuyor. Bir bilgisayara takılı olması gerekiyor. Çıkış almak istiyorsanız ve illaki o bilgisayardan kullanmanız gerekiyor. Ya da o bilgisayar açık olacak. Onun üzerinden paylaşım vereceksiniz. Diğer bilgisayar ya da tabletler bunun üzerinden baskı alacak. Eğer Wi-Fi özelliği olmazsa ne yazık ki böyle kullanmak zorundasınız. Ama Wi-Fi özelliği olduğu zaman o bir kenarda duruyor. Bağlı olarak duruyor. İşini yapıyor. Siz de keyfinize bakıyorsunuz. Tabi yazıcıyla ilgili çok sorulan sorulardan bir tanesi de fotoğraf baskısı alabiliyor mu? Alabiliyor arkadaşlar. Ama bunun için özel fotoğraf kağıdı kullanmanız gerekiyor. Fotoğraf kağıdınız varsa Epson'a uyumlu olmak kaydıyla tabii ki bunu da söylemiş olayım. İstediğiniz gibi fotoğraf baskıları alabiliyorsunuz. Gayet de yani normal fotoğrafçıda aldığınız sonuçlara yakın sonuçlar alabiliyorsunuz. Fotoğraf baskı üzerinde kullandım ve gayet de memnun kaldığımı söyleyebilirim. Hatta böyle bazı resmi işlerde fotoğraf gerekiyordu. Vesikalık fotoğraf. Kendim çekip burada basıp hemen götürdük. Hallettiğimizde oldu. Peki Epson önerir miyim? Öneriyorum arkadaşlar. Zaten bana gelen soruların büyük bir çoğunluğu ya Epson ya da HP
HP markasını öneririm. İkisi de kaliteli markalar. Bugüne kadar hani Epson alıp ya da HP alıp da sorun yaşayanlar, bazen öyle yorumlar geliyor bu arada. Onlarla ilgili şöyle bir durum var. Bu tarz mürekkeplerin sahteleri çok dolaşıyor arkadaşlar. Ona çok dikkat edin. Ben o yüzden ne yazık ki online ticaretten değil de fiziksel mağazadan almanızı öneririm. Kendim de öyle yapıyorum. Online'da da çok dürüst satıcılar vardır. Bir şey diyemem ama emin olamayacağınız için ben mürekkeplerini mutlaka ve mutlaka fiziksel mağazalardan, işte MediaMarkt gibi, Vatan Bilgisayar gibi, hani bilinen, sorun çıkarmayacağına emin olduğunuz yerlerden almanızı öneriyorum. Aksi takdirde yazıcı da bozuluyor bu hani sahte olan ürünlerden dolayı, ki çok örneğini duydum. Bence benim şahsi fikrim, bu tarz sorun yaşayanların çoğu sahte ürünlerden dolayı yaşıyor diye düşünüyorum. Bir diğer konu da kullanılmadığı zaman kuruma meselesi. Ben bu ürünü evde kullanıyorum arkadaşlar. Evde ortalama hani haftada bir 3-5 sayfa alıyoruz, hiçbir şey baskı almasak vesaire. Ki 15-20 günlük bir baskı almadığınız zaman bile bu tarz ürünlerin kartuşları veya mürekkepleri diye, bunda kartuş yok ama, mürekkepleri donmuyor. Fakat 15-20 günden daha uzun süre baskı almazsanız donabilir. O yüzden benim önerim, Wi-Fi'ye bağlı olarak tutun. Arada 1-2 sayfalık baskı alın 10-15 günde bir. Yani bunun başka bir yöntemi yok. Benim bildiğim başka bir yöntemi yok. Çünkü baskı almadığınız zaman sonuçta bu sıvı. Bakın bunun içinde sıvı var. Göstereyim. Şöyle sallayayım. Sesini de duyun ki. Bunun içinde sıvı var. Mürekkep dediğin şey sıvı bir malzeme. Sıvı olduğu için de ne yazık ki donması da muhtemel, çünkü sonuçta kanalların içinde geziyor bu sıvıda. Uzun süre kullanmadığınız zaman donacaktır. O yüzden benim önerim 15 günde bir de olsa birkaç sayfalık baskı almanız yönünde, eğer uzun süre kullanmayacaksanız. Zaten günlük olarak kullanıyorsanız da sıkıntı yok. Bu arada ben bu ürünü aldıktan sonra bir şey fark ettim. Bu tarz yazıcıların mono olup, yani siyah beyaz baskı alıp, aynı zamanda tanklı olanları da varmış. Onları da yeni öğrenmiş oldum. Yani eğer renkli baskı ihtiyacınız yoksa o tarz çözümlere de yönelebilirsiniz. Son olarak fiyattan bahsedeyim. Ben aldığımda 1500 TL'ydi. Şu anda bu ürün piyasada yok bildiğim kadarıyla, veya işte elinde kalan belki satıcılar olabilir ama normalde satılan bir ürün değil artık. İşte 32 serisi daha çok şu an çıktı. 3250, 3251, 3252 gibi. Şu an onların fiyatı da 5000 TL civarından başlıyor. Yani 3 yılda fiyatı 1500 TL'den 5000 TL'ye çıkmış. Oldukça yüksek bir artış. Evinizde, iş yerinizde belli bir adedin üzerinde baskı alıyorsunuz, ki benim yaptığım videolarda bunu hep söylüyorum arkadaşlar. Ortalama 100 sayfayı geçiyorsanız, hatta 50-60 sayfadan sonra bile bence kurtarıyor. Mutlaka tanklı yazıcı alın. Kartuşlularda şöyle bir durum var. Fiyatları daha uygun evet, ama kartuş maliyetleri çok yüksek ve işte bir kartuş setiyle 150 sayfa en fazla baskı alıyorsunuz. İki kartuş seti alsanız neredeyse yazıcının parasını vermeniz gerekiyor. Bu ürünlerde öyle değil. O bakımdan uzun süreli kullanım istiyorsanız ben kesinlikle ve kesinlikle tanklı yazıcı almanızı öneriyorum. Eğer siyah beyaz baskı alacaksanız sadece ve sadece, o zaman mono laser yazıcılar da işinizi görecektir. Onlara da bir göz atmanızı öneriyorum. Bir deneyim videosunun daha sonuna geldim. 3 yıldır kullandığım yazıcıyla ilgili yaşadığım deneyimi sizlere aktardım. Söylediğim gibi yaklaşık olarak 8000 sayfaya yakın baskı almışım. Yani toplamda şöyle söyleyeyim, 6 tane renkli, 4 tane de siyah tüp gitti. Ama yazıcıdan genel olarak memnunum. Baskı kalitesi olsun, baskı hızı olsun, Wi-Fi özellikleri, uzaktan baskı alabilme gibi özellikleri çok işime yaradığını söyleyeyim. Tarayıcı fonksiyonu da bilgisayardan zaman zaman kullandığım oluyor. Bu tarz bir yazıcıya ihtiyacınız varsa Epson'un ya da HP'nin de olabilir modellerine, tanklı modellerine özellikle göz atmanızı öneriyorum. Bu arada Canon'da çok soruyorlar bana. Canon bu modellere göre biraz daha uygun fiyattan satıyor ürünlerini. Canon'la ilgili bir deneyimim olmadı. Canon ürünlerini henüz kullanmadım ne yazık ki, tanklı olanlardan bahsediyorum. O bakımdan net bir yorum yapamıyorum ama kötü bir marka olmadığını da söyleyebilirim. Genel olarak yazıcılar ya da tanklı, lazer veya çeşitli yazıcılarla ilgili aklınıza takılan sorular olabilir. Bu ürünle ilgili sorular olabilir. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Zaten yazıyorsunuz, görüyorum. Hepsini de elimden geldiğince yanıt vermeye çalışıyorum. Ben bu kadar çaba gösterirken sizden de küçük bir ricam var arkadaşlar. Kanala abone olun. İzleyenlerin büyük bir çoğunluğu kanala abone değil. Evet, görüyorum zaten. Hani abone olanlar, olmayanları YouTube bize gösteriyor Analytics üzerinden. Büyük bir çoğunluğunuz abone değil. Eğer değilseniz bir bakın. Acaba ben bu kanala abone miyim vesaire diye bir bakın. Eğer değilseniz, abone olsanız sevinirim. Abone olanlardan da ricam, yorum yapın. Videoları paylaşın, videoları beğenin. En azından kanalın büyümesine sizin de bir katkınız olsun. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.